Arkadaşlarım selamlar ben Soner Hoca. Ee, Avrupa tarihi oynatma listemize yeni bir video yüklüyoruz. O da nedir? Rönesans. Rönesans hareketleri. Biz zaten Avrupa tarihini şöyle işliyoruz. Sırasıyla böyle kronolojik gitmeye çalışıyoruz. Mesela daha öncesinde Haçlı Seferlerinden bahsetmiştik. Coğrafi keşiflerden bahsettik. Yüzyıl savaşlarından bahsettik. Magna Carta'yı anlattık. Şimdi e, Rönesans diyeceğiz. Bir dahaki videoda reform hareketlerinden bahsedeceğiz ve Avrupa tarihi adlı oynatma listesinde bunları göreceksiniz. Avrupa tarihinden arkadaşlar eşit ağırlıkçılar, sözelciler fark etmez. Sorumlusunuz. Bunlar sizin karşınıza çıkabilir. O yüzden ben bunu ayrı bir oynatma listesi oluşturuyorum. Önem verdiğim için. Şimdi arkadaşlar Rönesans nerede başlıyor? Rönesans hareketleri İtalya'da başlıyor. Ve Rönesans ne anlama geliyor? Yeniden doğuş anlamına geliyor. Aslında bu şey. Rönesans Avrupa'da heykel, mimari, edebiyat, sanat gibi alanlarda Avrupa'nın kalkınmasını, gelişmesini ifade ediyor. Dediğim gibi nerede başlamış? İtalya topraklarında başlamış. Şimdi soru şu. Neden İtalya? Yani Fransa değil, Almanya değil. Neden Rönesans İtalya'da başlıyor? Çünkü Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılınca Müslümanlar orayı ele geçirdikten sonra Bizans topraklarında yaşayan bilim insanları, sanatçılar ne yaptılar? İtalya topraklarına kaçtılar. Şimdi neden İtalya'yı tercih ettiler? Çünkü İtalya'da arkadaşlar özgür düşünce ortamı vardı. Çünkü İtalya'da siyasi bir güç bir baskı ortamı, mutlak bir egemen e, grup ya da güç yoktu. E böyle olunca siyasi birlik olmayan yerlerde, baskı ortamı oluşmayan yerlerde özgür düşünce ortamı olur. Dolayısıyla bilim adamları, sanatçılar burada daha çok rahat eder. Anlatabildim mi? O yüzden ne yapıyorlar? Siyasi birlik olmadığından dolayı İtalya'ya tercih ediyorlar bilim insanları. Ve oraya gittikten sonra da zaten çalışmalarını yapıyorlar. Şimdi sebeplerine Rönesans neden yaşandı diye sorularda karşılaşırsanız coğrafi keşiflerin ardından arkadaşlar hatırlarsanız mesen sınıfı diye bir grup ortaya çıkmıştı Bu mesen sınıfı dikkat edin coğrafi keşiflerin ardından zenginleşen insanların desteklemiş olduğu sanatçı grubuydu ve bu mesen sınıfının oluşması ortaya çıkması Rönesansını yaptı tetikledi. Bunun dışında Gutenberg'in modern matbaayı geliştirmesi Rönesans'ın yaşanmasında etkili. Birçok eser Latince'ye çevrildi bu doğrultuda. E, skolastik düşünce zayıflamıştı zaten. Özellikle coğrafi keşiflerin sonucunda skolastik düşünce önem kaybediyordu. Dolayısıyla e, Rönesans'a ortam oluşmuş oldu. Arkadaşlar aklınızda olsun e, bu skolastik anlayışın, skolastik düşüncenin yani Papa, din ve kilise odaklı e, bu güç merkezinin zayıflamasında coğrafi keşifler de etkilidir, Rönesans da etkilidir, reform hareketleri de etkilidir, haçlı seferleri de etkilidir. Hatta ben sizin e, bununla ilgili bir post koyayım buraya, onu bir inceleyin tamam mı? Peki Rönesans hareketleri sebepleri bunlardı. Sonucunda ne oldu? Rönesans yaşandıktan sonra arkadaşlar kilise ve papa'nın etkisi azaldı. Peki kilise ve papadan kastım ne benim? Katolik Kilisesi. Biliyorsunuz Avrupa'da İtalya merkezli bir Katolik Kilisesi vardır. Hristiyan dünyasının en büyük mezheplerinden bir tanesidir. Bunun dini lideri de papadır. Bir de İstanbul'da Ortodoks Kilisesi vardır. Onlar da e, dini lider olarak patrik ismini kullanırlar. Şimdi biz neden bahsediyoruz? İtalya Avrupa kısmındaki Hristiyanlardan yani Katoliklerden. Demek ki Rönesans yaşanınca Katolik Kilisesi zayıflamış ve skolastik düşünce önem kaybetmiş. Dolayısıyla bilimde deney ve gözlem esas alınıyor. Pozitif bilimler Rönesans'ın sonucu olarak gelişme gösteriyor. Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat, mimari de gelişme yaşanıyor. Bilim ve sanat eserleri değer kazandıkça okur yazar oranı da ne yapacak? Artacak. Bunda zaten matbaanın Avrupa'da aktif olarak kullanılmasının etkisi var. Peki skolastik düşünce önem kaybederse ne olur? Katolik kilisesi zayıflar. Peki Katolik kilisesi zayıflarsa ne olur? Bu da reform hareketlerine ortam hazırlar. Reform hareketleri arkadaşlar Almanya'da ortaya çıkacak ve Avrupa'da dinsel savaşlar, mezhep savaşlarını ifade edecek. Demek ki kilisenin etkisi azaldıkça Katolik kilisesi, Katoliklerin dışında başka mezhepler güç kazanacak ve çatışmalar yaşanacak. Bu da Avrupa'da dinsel savaşların, büyük savaşların yaşanmasında etkili olacak. Peki arkadaşlar maniyerizm nedir? Belki de ilk defa duymuşsunuzdur. Maniyerizmi çok basit bir şekilde ifade edeyim. Rönesans'a karşı tepki olarak ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Hatta üslupçuluk olarak da ifade edilir. Yani Rönesans'ın ölçülü, uyumlu, oranlı ya da orantılı figürlerini artık yok. Bu akımda onun yerine abartılı, havada uçuyor hissi veren, bozuk, orantısız, biçimsiz Figürler görülüyor bu sanatta tamam mı? Yani Rönesans'ın sanat anlayışındaki o uyum, denge, manierizmde yok. Buna zaten tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Peki Rönesans döneminin Avrupa'ya damga vuran sanatçıları, edebiyatçıları, mimarları kimler? İşte Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Donetol, Donet, konuşamadım. Donet Donatello. Donatello gibi isimlerdir. Diğerlerini bakın hiç okumuyorum. Öyle bir topa girmeyeyim, riske girmeyeyim. Diğerlerini de siz okursunuz. Rönesans dediğimiz süreç bu. Asla unutmayın Rönesans İtalya'da yaşanıyor. Reform hareketleri Almanya'da başlıyor. Reformu diğer videoda göreceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.